oldum ki? Anneciğim ne yaptınız? Araba. Araba mı? Rüzgar sen de bindin mi arabaya? O bantla yapıştırdığınız kolyeyi bir dakika ön tarafına bakmak için. Boyaması çok güzel olmuş ben ya. Geldim. Efendim anneciğim. Ben yaptım rüzgarla ikimizin çok güzel olmuş. Hadi sen de bin bakalım arabaya. Yanlış oturmuşuz rüzgarın ehliyeti yok. Evet rüzgar senin ehliyetin yok o yüzden öne oturamazsın. Senin arkaya geçmen lazım. Rüzgar'ın kolu boyu olmuş. Nerede? Ay koltuk kaçırmış. Peki ön tarafta ne var? Bir saniye şöyle gelir misin? Ay camlar falan filan. Şu da direksiyon değil mi anneciğim? Hı hı. Bu da vites mi yoksa? Hı hı. Ay çok güzel olmuş. Anne bir şey diyeyim mi? Söyle anneciğim. Deniz altında da yani denizde deniz düğmeleri. Onlar dönüşüp deniz düğmeleri dönüşüyorlar ve onları deniz altı için kullanıyorlar. Nasıl yani? Deniz altına dönüşüyor. Bu araba deniz altına mı dönüşüyor diyorsun evet. Sen şimdi? Yani Peppa Pig'lerde vardı böyle bir şey değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hayır. Bir tane kocaman karavanları vardı denizin altına da giriyordu. Denizin altında değil, denizin üstüne. Ha o üstüne gidiyordu, bu altına mı gidiyor? Ama bir şey söyleyeceğim, üstü yok bunun. Ya su alırsa denize girince? Hayır can, denizde şey yapmak için o düğmeler var ya, düğmelerden biri üstü cam şeyle kapatıyor. Ha, üzeri camla kaplanıyor bir düğmeye basınca diyorsun. Anladım şimdi ne demek istediğini. Sen beğendin mi rüzgar arabayı? Ben yaptım rüzgarla ikimizle. Evet çok güzel anneciğim, güle güle oynayın hadi bakalım. Anne. Efendim? Hadi bakayım bin bakalım. Ya buna uygun bir direksiyon da lazım ama bulamadım bilemedim abla, ne olabilir. Abla. Ben de hareket etmiyorlar çünkü hiçbir şey boyama çünkü. Abla. Evet. Abla. Peki ben çeksem sizi. Abla. Arabamız yırtılır mı? Ah yok olmayacak çok ağırsınız kırılacak. Abla. Abla. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kum havuzu efsane olmamış mı Rüya? Anne. Ha? Ne işin var ya? Bakma. Aa, rüzgar düştü. Rüzgar iyi misin? Ne oldu? Sen kum havuzuna giremedin mi? Ablan mı almıyor seni? Ne oldu? Koca bir şey var, çuma var. Evet, bir tane karınca Rüya sakin ol. Küçücük bir karınca. Rüzgar girebildin mi içeriye? Hadi bakalım. Ne oldu anneciğim? Ben az önce oyun oynuyordum. Sonra elime bu kadar büyük bir tane böcek kondu. Bir saniye müsaadeni istiyorum. Şimdi sen buradan çıkıp giriyorsun ama rüzgar bir şey söyleyeceğim. Bu kolay bir şey değil senin için. Neyse. Şimdi ciddi ciddi bir tane kum havuzum var. Tamam mı? Terliklerim var. Bir tane kamyonumuz var. Eldeki malzemelerle ne yapabiliriz? Mesela kumdan bir kale yapacak mıyız? Yapamayız. Neden? Su lazım onun için. Ben de sürekli... Tamam su getiririm ben sana içeriden. Anne! O zaman kumu biraz ıslatacağız sonra da kale mi yapacağız? Tamam ama şimdi bunun için hava birazcık... Rüzgar yok ya ortada. Bu ne? Anneciğim sen bana mı yaptın bunu? Rüya çok güzel bu. Güneş var değil mi? Ayaklarını gömdün mü kuma? Öyle evet. Mi? Şimdi ayaklarımızı kuma gömeceğiz. Tamam mı? Bu bir. İkinci olarak şu kamyonla kum taşıyacağız. Buradan alıp bütün kumları bu tarafa taşıyalım bence. Ne diyorsun? Kumdan kale yapalım. Öğleden sonra kumdan kale zamanı. Hatta rüzgar uyunca yaparsak kumdan kalemiz de bozulmamış olur. Ne dersin? Rüzgar bozmaz. Sen öyle diyorsun. Bir tekmesine bakar. Rüzgar nerede bu arada? Ben sürprizimi alayım, rüzgarı aramaya gideyim. Anne, rüzgar. Sen gizli bir şey mi yapıyorsun burada? Ne var? Ne var anneciğim tuğlanın içinde? Bir şey mi var?